Merhaba İrem Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Tuna Bey. Hoş bulduk. Haluk Bey burada mı acaba? Burada. Haluk Bey, Tuna Bey geldi. Hoş geldiniz Tuna Bey. Hoş bulduk Haluk Bey, nasılsınız? Çok dakik gördüm sizi Tuna Bey. Öyleyimdir Haluk Bey, ben toplantılarıma hep zamanında gelirim. Kontrol edin, tam zamanı. İsterseniz toplantı salonuna geçelim Tuna Bey. Son derece iyi olur Haluk Bey. Buyurun efendim, siz önden lütfen. Hayır, lütfen siz önden Tuna Bey. Olur mu Haluk Bey, siz önden lütfen. Buyurun siz önden geçin. İstirham ederim Haluk Bey, lütfen siz önden buyurun. Tuna Bey siz geçin. Ant verdim Haluk Bey, önden gider misiniz lütfen? Geç ulan içeri. Çok teşekkür ediyorum ama özel bir teşekkürü de Tolga Bey hak ediyor. Çünkü bana şantiyeyi gezdirdi, örnek daireyi gördüm. Sizin ne yapmak istediğinizi detaylı bir şekilde öğrenme şansım oldu. Sağ olun Tolga Bey. Rica ederim Tuna Bey. Satış stratejiniz konusunda da detaylı bilgilere sahip oldum. Her şey son derece güzel, her şey mükemmel ama çok önemli bir şeyi atlamışsınız. O da samimiyet ve duygu. Tabii, çünkü sen zerosun. Sizi ciddiyete davet ediyorum Haluk Bey. Şimdi yaptığınız inşaat son derece güzel. İnşaat tıkır tıkır işliyor, malzemelerin en iyisini almışsınız. Her şey çok güzel görünüyor ama mutluluk vaat etmiyor. Tuna Bey'e katılıyorum. Çok teşekkür ederim Miram Hanım. Rica ederim. Kırmızı başlıklı kız, sen kimden yanasın? Bakın Haluk Bey, şimdi bu yapının içerisinde her şeyin, tamam, çok önemli bir böyle bir çıkış noktasını yakalamışsınız. O da mahalle konsepti. Olağanüstü. Gerçekten. Ne bileyim, böyle girdiğiniz zaman bir bakkalla karşılaşıyorsunuz, bir manav var. Bunların hepsi olağanüstü. Ama çok önemli bir şey eksik. Orada yaşayan insanları göstermemişsiniz. Eğer insanları göstermezseniz insanların mutluluğunu, o mahalle konseptini nasıl anlatacağız? Sadede gel Zero. Eğer bana Zero demezseniz, eğer bana Tuna Bey diye hitap ederseniz bir an önce sadede gelirim Haluk Bey. Özür dilerim Tuna Bey. Sağ yaparaktan gel, sol yaparaktan gel. Artık topla Tuna Bey. Çok teşekkür ederim Tuna Bey dediğiniz için Haluk Bey. Pekala, kampanyamızı açıklıyorum. Efendim, kampanyamız şu mantık üzerine kurulu. Biz size dört duvar vaat etmiyoruz. Biz size mutlu bir yuva vaat ediyoruz. Nasıl? Peki kim oynayacak reklam filminde? Yani Tuna Bey fikri iyi ama hani bizim oyuncuya verecek bir bütçemiz yok. İşte en önemli konulardan bir tanesi de bu. Çünkü bu projede bence profesyonel oyuncular oynamayacak Tolga Bey. Gerçekliğin, samimiyetin seyirciye, tüketiciye daha iyi geçmesi için bu projede projenin sahibi oynayacak. Olağanüstü, düşünsenize. Aynı zamanda PR çalışmalarında da kullanacağız. Böylelikle de bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Nasıl? Haluk Bey mi oynayacak yani? Hayatta olmaz. Vallahi Haluk abi, bence süper fikir. Bence de Haluk Bey. Zaten sizin projeniz, sizin oynamanız çok doğru. Evet, mükemmel olacak. Emin ol. Yani bakın, Meltem ve Haluk mutlu bir çift. Dünyanın en güzel, en mutlu çifti. Nasıl? Yok daha neler. Haluk Bey, lütfen. Gerçekliğin, samimiyetin seyirciye geçmesinden bahsediyoruz biz. Yani siz düşünsenize, bir güzel çiftsiniz, evlenmişsiniz. Mutlu olmuşsunuz ama mutluluğunuzu pekiştirmek istiyorsunuz. Bir eksiğin varlığını hissediyorsunuz. Ve işte o eksik, bu mutlu yuva. O yuvaya gidiyorsunuz ve mutluluğunuz perçinleniyor. Olağanüstü bir hale geliyor. Bu kesinlikle seyirciye geçecek. Olağanüstü bir şey olacak. Bizim reklam filmimizin oyuncuları Haluk ve Meltem olacak. Ben reklamda meklamda oynamam. Ya Haluk Bey, lütfen, lütfen. Ya Haluk abi, bu bizim için de çok önemli. Bakın, şirket için. Kesin. Yok dedim. Ya abi, ben kestirme ya. Haluk Bey, lütfen. Çok muhteşem bir fikir, bu ne olur. Ya evet Haluk abi, kırmayın bizi işte. Evet, doğru söylüyorsun. Kıracağım sizi ama kafanızı kıracağım. Nereden çıktı benim reklam filminde oynamam ya? Ayrıca da siz beni tanımıyor musunuz? Benim gibi bir adama yakışır mı öyle reklam filminde böyle yapmacık yapmacık gülümsemek? Haluk Bey, ben projemi sundum. Ne düşündüğümü size anlattım. Kabul edip etmemek sizin elinizde. Eğer bu projeyi kabul etmiyorsanız bana bir an önce söyleyin. Ben de gideyim projemi başka inşaat şirketlerine satayım. Yok, hayır, hayır, hayır. Kabul ediyoruz, kabul ediyoruz. Hayır. Delikanlı adama yakışır mı öyle şeyler ya? Artist miyim ben? Vallahi Haluk Bey, sözleşme burada yanımda. Bence bir an önce imzalayın da
ünlü olma fırsatını kaçırmayın. Ne bu? Sözleşme. Ama bir yıllık, merak etme. Yalnız bir yıl boyunca başka bir reklam filminde oynayamazsınız. Başka bir markanın da yüzü olamazsınız, onu önceden söyleyeyim. Ay bilemiyorum vallahi Tuna Bey. Bir şampuan reklamında oynayacaktım ama bir düşünmem lazım. Mümkün değil, oynayamazsınız. İrem, sen en iyisi diğer firmayı ara, kabul edemeyeceğimizi söyle. Ya bir sene sonra oynayabilirsin Haluk Bey, problem yok. Ya yürü git, ben öyle abuk sabuk şeyler yapmam ya. Reklam metninde ne yazıyorsa onu oynayacaksınız Haluk Bey. Abuk subuk hareketler de yapmayacaksınız. Haluk Bey, ben okurum senaryoyu, merak etmeyin. Ya tabii tabii, biz size göre düzenleriz senaryoyu, hazırlarız. Siz imzayı atın, biz çalışmaya başlayalım Haluk abi. Ay çok havalı, reklam dünyasının yeni starı geliyor. Ya Haluk abime de işte bu yakışır ya. Bir imza rica edeyim Haluk Bey. Her sayfaya birer tane lütfen. Hadi Haluk abi, bitirelim şu işi. Bir şey soracağım sana. Tuna Bey, neden benle Meltem oynuyoruz da senle Dominant teyze oynamıyor? Neden siz değil de biz? Allah Allah Haluk Bey, ben samimiyetten, gerçeklikten bahsediyorum. Projenin sahibi sizsiniz, biz reklamcıyız. Biz oynarsak samimi gerçek olur mu? Neyse bu iş böyle olmayacak yani hakikaten. Yani PR açısından da siz önemlisiniz diyorum, reklam açısından da önemlisiniz diyorum. Aranızdaki aşk son derece önemli. Haluk ve Meltem aşkı gibi bir aşktan bahsediyoruz. Olmayacaksa biz en iyisi bir an önce kalkalım gidelim. Hayır, Meltem Hanım'la konuşayım ben. Yani Meltem Hanım'la konuşup onu ikna edebilirim. Eğer onu ikna edersem o da belki Haluk Bey'i ikna edebilir. İyi fikir. Buyurun kalkalım Tuna Bey. Lütfen siz önden buyurun Haluk Bey. İstirham ediyorum Tuna Bey. Ant verdim Haluk Bey, lütfen siz önden buyurun. Aa durun! Ne oluyor? Önemli bir şey söyleyecektim. Söyle. Yarın 9:30'da çok önemli bir randevunuz var. Faruk Bey gelecek, lütfen geç kalmayın. Adamı getirtebilmek için 40 takla attım. İyi tamam canım, vaktinde geliriz. Sen benim ne zaman geç kaldığımı gördün. Ben söyleyeyim de. Tolga Bey çok memnun oldum. Ben görüşmek üzere. Sağ olun. İnşallah görüşürüz. İrem Hanım sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Haluk Bey buyurun lütfen. Tamam ben buyurayım, anladım. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tutar.